Ve sizleri daha fazla bekletmeden Sayın Hakan Yaman Bey'i sahneye davet ediyorum. Öncelikle hepinize tek tek hoş geldiniz demek istiyorum. Bu mübarek gecede bize zaman ayıran bütün kardeşlerime, hepsine hasaten selamlarımı sunarım. Ayrıca bu konferansın tertiplenmesinde emeği geçen Ali Osman Zor, Adımlar Platformu Genel Başkanı başta olmak üzere, Adımlar Maraş Temsilciliği, genç arkadaşlar, yani sayamadığım kim varsa hepsine teşekkür ediyorum. İşin en kolay kısmı bana kaldı. Burada inşallah geldiğinize değer bir şeyler katabilirim. Tevfik Fikret'in onca manzumesi içinde beni en çok saran ve üzerinde konuşmaya değer gördüğüm, henüz gençlik yıllarında büyük divan şairi Nefi için yazmış olduğunu. Diyor ki Nefi için, öyle bir nehri muazzam gibi coşmuşsun, cuş etmişsin, fakat eyvah çorap yerine akıp gitmişsin. Sana bir başka zemin, başka zaman lazımdı. Sana bir alem-i lahu, nişan lazım. Muazzam bir nehir gibi coşup taşmışsın diyor Nefi'ye. Hemen ardından da hayıflanıyor. Fakat eyvah çorak yerde akıp gitmişsin. Yani bu bereketli suların attığı topraklar böyle çorak, böyle verimsiz olmamalıydı. Bu muazzam nehrin sularının döküldüğü yerlerde etrafı yemyeşil gür bahçelerle çevrilmiş bağlar, bostanlar olmalıydı diyor. Toprak senin taşıdığın bereketten istifade etmeliydi diyor. Bugün buraya yaşayan Necip Fazıl, Salih Mirza böyle etrafında konuşmak için toplandı. Onun mevcut fikir ve sanat vasatımızdaki yerini bir dörtlükle anlatmaya mecbur kalsaydım, ona bir şiirle seslenmek zorunda kalsaydım, inanın hiç kendimi zorlamaz ve Fikret'in Nefi'ye seslendiği dörtlükle hitap etmek ister. Sana bir başka zemin, bir başka zaman lazımdı. Sana bir alem-i lahut, nişan lazımdı demek ister. Kendisi de Kayan Yıldız Sırrı isimli şiir kitabında yer alan şahane şiirlerinden birisinde Zaman ve Şair'de diyor ya, ömrü çağından erken diye. Evet şair, ömrü çağından erken. Lakin zemin de bu zamanla. Ve her çağ kendi imtihanını yaşıyor. Bu çağda Salih Mirza Beyoğlu ile imtihanını yaşıyor. Necip Fazıl Fikret gibi bakmaz olaya. Tohum saç, bitmezse toprak utansın der. Fikret'in hayıplanışı nasıl bir zaman ve zemin lazım olduğunun tespit için değerli. Madem ki su bu kadar bereketli, toprak böylesine çorak, bunu tespit ettik. Bize, yani toprağa düşen, gerekirse yarılıp, çatlayıp, istihale geçirerek o sudan nasiplenmektir. Yoksa inanın bana o su, o muazzam nehir, yani Mirza Beyoğlu, akacağı bir yatak, kendisine uygun bir zemin bulacaktır. Necip Fazıl, mekan Anadolu, zaman İslamiyet diyor. Layık olmaya bakalım. Bugün bunun için buradayız. Buna gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce şahitlik etmek için buradayız. Şahitlik deyip geçerken arkadaşlar, şahitlikin iştikat anlamı olarak da şehitlikle iç içeliğini göstermek zorundayız. Şehitlik şuuru anlaşılmadan ne Necip Fazıl, ne İbda, ne Salih Mirza Beyoğlu anlaşılır, ne de Necip Fazıl'a nispet bir yeni Türkiye kurulur. Necip Fazıl'ın O ve Ben isimli eserini okuyanlar orada Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile ilgili geçen bir diyaloğunu hatırlayacaklardır. En ünlü eserlerinden birisidir O ve Ben. Abdülhakim Arvasi Hazretleri ona diyor ki, ölüm karşısında diyor, küfre mecbur bırakılır ve küfür sözü ne der de hayatın bağışlanacak olursa etmeye ruhsatın vardır. Lakin o söz etmezsen şehit olursun diyor. Üstad Necip Fazıl hemen soruyor Efendi Hazretleri'ne. Ben böyle bir durumda ne yapardım efendim? Efendi Hazretleri tereddütsüz bakıyor, bir sfenks gibi başını çeviriyor. Sen şehit olurdun Necip diyor. Bu o evende bellidir. Hatırladınız umarım. İddia doğrulayıcılık usulüdür. Mezhepler de doğrulayıcılık usulüdür. Ehli sünnet doğrulayıcılık usulü üzerine dayanır.
ve Salih Mirza Beyoğlu yaşayan Necip Fazıl olarak bizzat sen şehit olurdun Necip'in doğrulayıcısı olmuş. Sadece kamuoyunda herkesin bildiği, bilinmeyen kısmını bir tarafa bırakıyorum. 16 yıllık işkence şartları da bu şehitlik şuurunun doğrulayıcılık usulü olarak bizzat hayatla, en büyük eser olan hayatla gösterilmesidir. Biz de gücümüz yettiğince bu şehitlik şuuruna yürüyen Büyük Doğu'ya şahitlik etmekle mükellefiz. Söz Nefi vesilesiyle açılmışken, biliyorsunuz Nefi de öldürüldü dilinin keskinliği yüzünden. Salih Mirza Beyoğlu düşünce tarihine dair yazdığı bir eser vardır. Bunun son cildinde Nefi'nin Necip Fazıl'ı hatırlatan özellikler üzerinde durur. Çok önemli bir bölüm. Aslında Nefi vesilesiyle anlatılan Necip Fazıl'ın ta kendisi. Ve tabii kendi yerini de yine aynı mevzu etrafında hiçbir tevhide yer bırakmayacak kadar apaçık söylüyor. Yanlış bir şey söylememek için Mirza Beyoğlu kelimelerim olduğu gibi alıyor. Şunu Nefi gibi açıkça söylerim diyor. Ruh ve fikir olarak Büyük Doğu'nun idealizasyonu hususunda ikinci olmayan, ikincisi de olmayan biriyim. Büyük Mustaliplerden Nefi vesilesiyle söylediğim. Arkadaşlar, bunu, bu ifadeyi sakın unutmayın. Çünkü etrafta gördüğünüz ve bugün burada sizlerle bir arada olmak için bizi kamçılayan bütün sahtelikleri ifşada çilingir vazifesi görecek ölçü de burada. İkincisi olmayan, ikinci de olmayan. Evet, Büyük Doğu'nun insan ve toplum meselelerine idealizasyonu ve Necip Fazıl'a doğrudan nispet kurarak onun adına fikir serdetme hususunda Salih Mirza Beyoğlu'nun yeri burası. Üçüncü kez tekrar ediyorum. İkincisi olmayan, ikinci de olmayan. Fikret'in biraz önce okuduğumuz ve bize Mirza Beyoğlu'nun mevcut fikir ve sanat vasatındaki yerini hatırlatıcı şiiri Edebiyat Fakültesi'nde okuyan arkadaşlar var aramızda, hatırlayacaklardır. Meşhur Rubabi Şikestler'in Portreler bölümünde. Portre, üstünde durmak lazım. Bir şahsiyetin temsil ettiği manaya suret ver. Onun sende görünen çekresini kullandığın alete göre, artık kelimelerle veya renklerle resmi. Muhatabının sende olan yüzünü göster, manada ve maddede. Konuşmamızın merkezinde Salih Mirza Beyoğlu'nun çizmiş olduğu Necip Fazıl portresi. Necip Fazıl'ın en fazla mesele edildiği iki batılı şairden birisi Baudelaire. Onun dilimize fenerler diye çevrilen meşhur bir şiiri var. Orada Da Vinci, Michelangelo gibi Rönesans sanatçılarının portresini çizmiş. Fikret de bunun bir benzerini o Rübab-ı Şikeste'de Fuzuli ve Nebbi başta olmak üzere bazı divan şairlerimiz için yapmaya çalışmış. Fikret Baudelaire okumuş mu? Okuduysa ne kadar anlamış? Necip Fazıl Büyük Doğu'dan çok evvel çıkardığı Ağaç Mecmuası'nda Türk Edebiyatı'na dair ilk yazdığı yazılardan birisinde o Fikret'in de içinde bulunduğu Edebiyatı Celide'nin Ufku'nun Baudelaire ve Rimbaud'u görmeye yetmediğini söylüyor. Bu Baudelaire ve Rimbaud'a tesadüfen değinmiyorum arkadaşlar. Necip Fazıl'ın en fazla problem edindiği iki batılı şairden birisidir. Necip Fazıl budur zaten. Batı tefekkürünü İslam tasavvufu karşısında hesaba çekme. İddia külliyatı da baştan başa bunun şahitliğiyle. Bu tespit, yani Necip Fazıl'ın bu Baudelaire'i görmeye yetmemişti Edebiyat-ı Celide'nin ufku tespiti, onu okumadıklarından ziyade anlamadıkları, yani suya dalmak yerine ayaklarını bir değdirip geçtikleri anlamında da olabilir. Hoş nihayetinde anlamamakla haberdar olmamak, takdir edersiniz ki bence aynı kapıya çıkar. Hatta anlayışsız bir haberdarlık, ki Mirza Beyoğlu buna malumat kuruşluk diyor, büsbütün habersiz olmaktan daha beterdir. Hani hepiniz karşılaşmışsınız. Keşke bu meseleden hiç haberdar olmasaydım da anlayışsızlığım bu kadarını sergilemeseydim dedim. Örnek arıyorsanız Necip Fazıl'a dair söylenen olur olmaz sözlere, onu anma görüntüsü içinde işlenen cinayetlere bir bak. Hele bir donun adına düzenlenen ödül törenleri var ki maalesef edepsizliğin kaçı bir arada yeri geldikçe değineceğiz. Portre çizmekten bahsetmiştik.
Salih Mirza Beyoğlu'nun çizdiği Necip Fazıl portresi demiştik. Bu kavram genelde ressamlı tedayidir. Fakat aslında başlı başına bir fikir davasıdır. Portre çizmek bir fikir koymaktır ortaya. O fikri hangi aletle koyduğun sonraki iş. Artık ressamla yeteneğin varsa renklerle koyarsın. Yazıya yeteneğin varsa kelimeler. Tabii bu genel manadan ayrı, yine ondan beslenerek resim sanatı içinde kendisine özel bir yeri var. Fikret'in Baudelaire'i tanıyıp tanımadığını merak etmiştim. Baudelaire yazı dünyasında resim eleştirileri yazarak adımlanmış. Döneminin çok ünlü bir resim eleştirmeni kabul ediyor. Sonra tuttu şiirlerle portreler çizdi. Fikret de ressammış ve şiir kadar da resimle ilgilenirmiş ki edebiyat okuyan arkadaşları satılacak. O da bahsettiğimiz portre şiirleri. Salih Mirza Beyoğlu da resim yaptı. Bu yönü pek fazla bilinmese de gerçekten kendisine az çizgiler olan iyi bir resim sevdalısıdır. Fakat onun en büyük resmi kelimelerle çizdiği Necip Fazıl portresidir arkadaşlar. Ki onu anladığımız gün inanın bu ülkede her şey yerli yerine oturacak. Necip Fazıl'ın portresini çizmek nedir? Onun manasına suret vermektir. Kendinde görünen Necip Fazıl'ı açık etmek. Öyle ki bir yerde Necip Fazıl'daki Necip Fazıl'ı da Necip Fazıl'a göstermek. İmdat külliyatını takip eden arkadaşlar var, büsbütün yabancılar var. Takip edenler hatırlayacağına eminim. Mirza Beyoğlu'na bir rüyada kendisini gösteren bir incelik, bir hikmet var. Resim renk kökündendir. Bu resim sanatına dair yazmış olduğu Elif kitabının da alt başlığıdır. Resme dair de bir eser yazmıştır aynı zamanda. Resim sanatının fikir cephesinden ve İslami tefekkür zemininde görünmesi için çok önemli bir eserdir ve benzeri de yoktur. Orada buna dair nefis bir müşahı var. Müşahatın ne olduğuna girmeyeceğim. Takip edenler yakından bilir zaten. Mirza Beyoğlu'nun zaman zaman kullandığı ve patenti tamamen kendisine ait manzum bir fikri ifade ediş tarzı. İşte o müşahatta resim demek olan reddin İştikap, yani kelimelerin kök aleminde doğrudan Büyük Doğu ile iddianın müşterekliğine çıkan onlarca ilgisi var. Fazla üstünde durmayacağım. Bir şeyin karşılığını icra etmekten tutun, savunma ve himaye, tekamül, tohumlar meydana getirip muhafaza ve hıpsetme anlamına kadar her biri Mirza Beyoğlu'nun Necip Fazıl'a olan nispetini dile getirici bir lügat aleminde. Nispet demişken arkadaşlar, İslam tefekkürü, hatta İslam düşünce tarihi, akaid tarihi, fıkıh tarihi hepsi nispet üzerine. Sahabe Allah Resulü'ne nispet söz söyler. Tabiler ona sahabeye nispet söz söyler. Mezhep imamları. Yani bu nispet davası İslam tefekkürünün olmazsa olmazıdır. Ve bunun önemini de bizzat Salih Mirza Beyoğlu iş, eser ve yaşamıyla göstermiştir. Bütün bunları, kelimelerin kök dünyasının bize fısıldadığı hakikat şu. Salih Mirza Beyoğlu, Necip Fazıl'ın manada ressamıdır. Tam burada Üstad Necip Fazıl'ın iki mısra üzerinde durmak istiyorum. Kim bu yüzü çizen sanatkar ressam? Geçip de aynaya soran olmaz mı diyor. Hani o şiiri çileye okuyanlar hatırlayacaktır. Yön yön sarılmışım ne yana baksam, sarılan olur da saran olmaz mı? Kim bu yüzü çizen sanatkar ressam? Geçip de aynaya soran olmaz. Salih Mirza Beyoğlu'nun haftalık ölüm odası değildi diye yazıları tehlike ediyor. Tamam. Onu takip edenler vardır aranızda muhakkak. Her hafta yayınlanıyor. Son dönemlerde sık sık Allah'ın Musabir ismi üstünde duruyor. Tepettiniz mi bilmiyorum. Yani birkaç sayıda bir Allah'ın Musabir ismine nispetle bazı açılımlar yapıyor. Ve Allah'ın rasim vasfı etrafındaki manalar. Tabii ki mutlak anlamda tek sanatkar ve esas ressam Allah. Musabbir. Biz ise Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak da nasibimizce ondan, onun bazı vasıflarından pay alan ve bununla imtihan edileriz. İş ve eser mükellefiyeti. Eserimizle imtihan ediyoruz. Burada eserle imtihan edilmek demişken üstadı bir adam yaratmak diye isim ver. Hatırlamamak olmaz. Şahsen Aydın'la da konuştuk geçenlerde, hatırlar. Matbu bir yayının kapağına,
Şuradaki fotoğraf benim üstadım en sevdiğim fotoğrafı. Yaşlılık son zamanlarına ait kırmızı kırkalı, uzun sakallı şu fotoğrafını koysalar ve bu fotoğraf ifadeye dair benden tek bir satır isteselerdi, sorsalardı şunu yazmalarını isterdim. Kim bu yüzü çizen sanatkar destan? Yaşamayı Deneme romanı vardır Salih Mirzabeyoğlu'nun. Orada kendi gençlik yıllarını anlatır. Romanın kahramanı kimdir? Kim diye kendisini kasteder. Ben de bu resmin altına onu yazmak isterdim. Kim bu yüzü çizen sanatkar ressam? İşte manada o yüzü çizen ressamın, yani Mirza Beyoğlu'nun kelimeleriyle Necip Fazıl. Mirza Beyoğlu'nun gördüğü, Mirza Beyoğlu'nun çizdiği ve bize gösterdiği Necip Fazıl portresini okuyorum. Mirza Beyoğlu diyor ki, 5 asırlı tarih dilimimizle birlikte çağımızın nabzını yakalayan ve ideal aramayla toprağa bağlanma arasındaki bir bevzatta kıvranan insanoğlunun oluş ıstırabını hakikatin hakikatine nispetle heykelleştiren adam, davanın aşkını, vecdini, diyalektiğini, estetiğini, dost ve düşman kutuplarını işaretleyen, hedeflendiren, istikametlendiren, İslam'ı eşya ve hadiselere tatbik edebilmenin nasılını çerçeveleyen adam. Mirza Beyoğlu'nun Necip Fazıl'a dair çizdiği sembol şahıs portresi budur. Ve bunun niçin böyle olduğu 60 ciltlik bir külliyat halinde her rengin, her çizginin ayrı ayrı izahı yapılarak gösterilmiştir. Bütün bir Necip Fazıl destanı, iş ve eser bütünlüğü hepsi bu tablonun içerisinde bir yer. Bu konferans vesilesiyle Rasim Mirza Beyoğlu'nun Necip Fazıl'a dair çizdiği portre üstünde çalışırken Albert Camus'un bir ifadesine rastladım. Camus'un adını muhakkak edebiyatla ilgilenen arkadaşlar duymuştur. Üstadın çağdaşlarındandır. Geride bıraktığımız yüzyılın önemli yazarlarındandır. İkinci Dünya Harbi sonrasında onların varlığı Batı'nın kendi iç buhranını ifadede çok mühim bir rol oynuyor. Bir çeşit Batı medeniyeti kendi nefsinin muhasebesini yaptı onların şahsında. Sartre filan. İşte bu adamın, Albert Camus'un Nobel Ödül Töreni'nde yaptığı bir konuşma var. Senelerce evvel dilimize çevrilmiş bir kitap. Orada almış olduğu Nobel Ödülüne dair yapmış olduğu bir teşekkür konuşması. Orada öyle bir ifade var ki bana doğrudan doğruya Necip Fazıl'a dair Salih Mirzabeyoğlu'nun çizmiş olduğu portreyi aldı. Diyor ki Albert Camus, sanatçı vazgeçemediği güzellikle kopamadığı toplum arasındaki yolun ortasında yetişir. Mirza Beyoğlu'nun portresinin ilk çizgilerini hatırlayın. İdeal aramayla toprağa bağlanma arasında bir bezatta kullanan insanoğlunun oluş istihabı. İdeal arama, toprağa bağlanma, bezat, kırılma, insan, oluş istihabı. Bu portrede yer alan her kelime, her renk, İnanın abartısız söylüyorum, her biri ayrı bir konferans konusu. Ama şu an böyle bir lüksümüz yok. Tasavvufla ilgilenen, tasavvufa meyil olan, hatta intisap sahibi birçok, intisap etmiş birçok arkadaş vardır aramızda muhakkak. Onların hatırlayacağı bir bahis, bu ideal aramayla toprağa bağlanma arasında her zatta. Ciltler dolusu Büyük Doğu İlkler Külliyatı'nın bize öğrettiği inceliklerden birisi vardır. Büyük velilerin terk ve nihayet terki de terk makamını ettiler. Onlar bu tekamül sürecinde ilahi hikmet okyanusundan derledikleri inciler ışığıyla yeryüzünü aydınlatırlar. Bizim de insanların toprak sevgili meselelerine de ilahi hikmet okyanusundan derledikleri ışıklarla işaret levhaları çizerler. Bize yol gösterirler. Bu anlamda gerçekten abartısız söylüyorum, Mirza Beyoğlu'nun eserleriyle ve Necip Fazıl'ın eserleriyle birazcık temas ettiyseniz Büyük Doğu İddia düşüncesinin Allah dostlarının söz ve davranışlarına hikmet gözüyle bakmanın, insan ve toplum meselelerini velilerin projektörüyle aydınlatmanın destanlık örneği olduğunu da takdir edersiniz. Kamunun ifadesine dönecek olursak, vazgeçilemeyen güzellikle kopulamayan toplum. İdeal aramak vazgeçilemeyen güzellik. Toprağa bağlanmak kopulamayan toplum. Tam bu
noktada Necip Fazıl'ın Halkadan Fırtılar, Veliler Ordusu'ndan kitabında yer alan bir veli menkıbesini hatırlamamak mümkün değil. Halkadan Fırtılar Üstad'ın şu anda Veliler Ordusu'ndan 333 diye basılıyor. En çok satan, en çok yayınlandığı dönemde etki gösteren eserlerinden birisidir. Çoğunuzun da aşina olduğuna eminim. Orada bir veliye, filan kimse havada uçarmış diyor. O diyor ki sinekler ve kargalar da uçar. Filan kimse ise bir nefeste bir şehirden bir şehire varırmış diyor. O veli de diyor ki şeytan da bir nefeste güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar var. Böyle işler fazla kıymetli değildir dedikten sonra bize doğrudan doğruya Necip Fazıl ve Salih Mirzabioğlu'nun düşüncesinin yeri ve değerini hatırlatıcı şu ölçü koyuyor ki veli ölçüsü. Marifet şudur diyor veli. Allah ehli halk içinde olur. Halka karışsın, alışveriş etsin ve bir nefes haktan gafil olmaz. Bu velinin adı Ebu Said'dir. Fikri Günlüğü okuyucuları, Fikri Günlüğü Salih Mirzabioğlu'nun üstadla olan ruhi macerası etrafında girişti. Kaynak muhasebesini bu mesele etrafında temellendirdiği ve kaynakın haritasını çıkarma iddiasıyla yazmış olduğu çok özgün bir eserdir arkadaşlar. İlk defa bu evlilik Mirzabioğlu'nun eserleriyle temas eden kişiler için söylüyorum. Yoksa onun eserlerini tanıyanlar biliyor zaten. Sayık kelimesi etrafında bir tablo var. Orada hatırlayacak vardır. Şundan ki ilk cildin en başlarındadır. Tablo demişken bu da resim sanatına dair bir kavram. Ne tevafuktur ki ve Tilki Gülü'nün dört ana sütunundan birisi de tablolar. Bütün manaları sıra aramayacağım ama burada bizim İdare Mayla toprağa bağlanma arasındaki berzak portresine uygun kaç tane kelime var. Yukarıdaki temiz toprak, pislikten uzak pak toprak, yeryüzü sat halinde. Temiz toprakların yukarıda gösterilmesi ve yeryüzüyle arka arkaya gelmesi bize insanoğlunun oluş ıstırabı çektiği, intihar edildiği yeri hatırlatır. İdeal aramayla toprağa bağlanma arasındaki berzak. Berzak demişken bir de satar var orada. Mirzabioğlu biraz önce bahsettiğim Ölüm Odası eserinin son dönem tefrikalarında yine dikkat eder Ölüm Odası'nı takip eden arkadaşlar satar yine sürekli vurgu yaptığına dikkat edecek. Biraz önce Cem'in konuşmasında tevafuk oldu bana. Orada sat harfiyle ilgili şöyle bir açıklama yapmış Mirza Beyoğlu. Hani ölümle ilgili, ölümün tanımı bile değişiyor dedin ya. Sat harfi Allah'ın mümit, ölümü yaratan ismi toprak mertebesi. Diye bir bilgi vermiş. Yukarıdaki temiz toprak, şiitlik, şuuru falan hepsini bir yere çıkaralım. onun cezaevinde de ağır işkence şartları. Hani dile kolay geliyor. Gerçekten 21. yüzyılda hiçbir kulun yaşamadığını iddia edebileceği ağır işkence şartları arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Bu sebeple ve 16 yıl göstere göstere zaman zaman bazı yerlere Zülfü Yare dokunucu acı laflar çıkarsa lütfen bunu nefsani algılamasınlar. Kolay değildi. Gerçekten kolay değildi. Biz bile sadece suyunu görerek bunun ne kadar zor olduğunu hissettiğimizi sanıyoruz. Berzat diye bir kitap yazdı cezaevinde. O ağır şartlarda. Bu aynı zamanda Muhittin Arabi'yi duyanlarımız çoktur. Muhittin Arabi Hazretleri'nin en fazla üzerinde durduğu bahsidir. Berzat bahsidir. Allah Adem'in yaratılışında onu şereflendirmek için iki elini birleştirerek yarattı. Ve daha sonra secde etmekten sakınan İblis'e Sad suresinin 75. ayetinin mealinde şöyle der. İki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan nedir? Ayet meali. Hüsus-u Dikem'de Muhittin Arabi Hazretleri Adem kelimesindeki ilahlık hikmetine dair bir bahis açmış. Ki Muhittin Arabi Hazretleri'nin Fütuhat'la birlikte en meşhur iki eserinden birisidir. Hüsus. Ve bunlar Salih Mirzabioğlu'nun iddia düşüncesi üzerine bina ettiği ana eserlerdir.
Necip Fazıl'ın Batı Tefekkür ve İslam Tasavvufu ve O Ben kitabını okuyan arkadaşlar, Necip Fazıl'ı okuyup da henüz Mirza Beyoğlu ile tanışmamış arkadaşlar, orada Necip Fazıl'ın İmam Rabbani Hazretleri müessirde Muhittin Arabi Hazretleri eserde derinleşmiştir diye bir tespiti vardır. Hatırlayacaklardır. Yani birisi müessirde Allah'ın zat sırrında, diğeri ise onun eserinde yaratılan, halk edilen varlık aleminde. Müessir eser. O ve ondan olan. Bu işi açsak dediğim gibi zaman yok. Nihayeti ideoloji ve ihtilal bahsine çıkar. Ki iddianın niçin bir zorunluluk olduğu ve Büyük Doğu'nun niçin iddia bulunduğundan, bu uydumdan görülmezse olmazsa olmaz olacağının izahı da buradadır. Ne mi? Mirza Beyoğlu Üstad'ın baş hocası olan İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatına vurgu yapar. Üstad'ın baş hocası mektubatlı diyor. Ben ise diyor, kendisini de Füsus ve Muhittin Arabi yerinde konumlandırır. Ben yanlış bir şey söylememek için bizzat Mirza Beyoğlu'nun satırlarını okumak istiyorum. İki cümle. Biz İslam'ı eşya ve hadiselere tatbik için eşya ve hadiseleri tesir bakımından esere yönelir ve bu hususta ipuçlarını Muhittin Arabi'den devşirirken lafzın kışlığında kalıp onun batıl benzerine dönmemek bakımından müessire nispeti muhafaza borcundayız diye yazıyor. Kısacası iddiasız Büyük Doğu ve Büyük Doğusuz iddia olmaz sırrı buradadır. Muhittin Arabi Rabbani mizaçla okumaktan bahseden de yine Mirza Beyoğlu'dur. Bütün sahtelikler buradan hareketle enselensin. Onun batıl benzer. Muhittin Arabi Hazretleri iki ile yaratılmış olma, Adem'in iki sureti, Alem'in suretini ve Hakk'ın suretini kendisinde toplamasıdır der. Özetlersek, çünkü Adem, insan Allah'ın halifesidir ve kendisini halife yapanın suretine göre var olmasaydı halife olamazdı. O kendi suretinden bana bir şey yüklemeseydi beni kendisine halife yapmazdı zaten. İbn-ül Arabi bundan hareketle insanı berzah varlık olarak bilirler. Bu kavrama çok özel bir yer ayırır. Bütün küsus berzah kelimesi üzerine kurulur. Neredeyse arkadaşlar. Bu karşıtlık yani alemin suretini taşıyarak cemiyet ve Hakk'ın suretini taşıyarak ilahi halife baskımız iki el diye ifade edilir. İçin bunun üzerinde duruyorum. İki el, Büyük Doğu iddia. Berzah iki ayrı şeyin kesiştiği ara bölge veya varlıktır diye tarif etmiş Muhittin Arabi'ye dair şerh yazanlardan birisi. Bu ara bölge her iki şeyin özelliğini kendisinde toplar ve onların birbiriyle irtibatını sağlar. Bundan hareketli olmalı ki Büyük Doğu iddia düşüncesi insanın derinliğine fert ve genişliğine toplum diye koyar. Aklıma bunları söylerken Mirza Beyoğlu'nun bir mısrağı geldi. Tedirgin bekleyişler, berzah sırrında hapis. Tasavvuf ehli de berzahı kabir olarak tarif etmiştir. Bilirsiniz hep kabirden gittik böyle berat gecesi günü Allah hayır etsin. İnsanla ben şu, ben kimim diye sormak, ölüm nedir diye sormak da bir diyor Mirza Beyoğlu. O bahsettiğim tek ünlüyesi. Necip Fazıl portresini dile getirilen ideal aramayla toprağa bağlanma arasındaki berzatta kıvranan insanoğlunun oluş istirahı. Derinliğine fert ve genişliğine toplum. Aynı anda hem fert hem toplumuz. Yani şu anda sizin karşınızda ben ferdim. Hepinize karşı kendimi yapayalnız hissediyorum. Bu benim ferdiyetimdir. Ama aynı zamanda mesela Baki abiye göre de onun etrafındaki toplumun bir parçası değil. Şimdi aklıma saçma sapan bir tartışma geliyor. Siz edebiyat fakültesindesiniz sanırım. Sanat cemiyet için midir, fert için midir filan gibi cılkı çıkmış tartışmalar var ya. Sanat sanat için midir, toplum için midir? Necip Fazıl sanat Allah'ı aramaktır. Bunun için böyle olduğunu da bütün yukarıdaki bahisler etrafında bize Salih Mirza Beyoğlu anlattı. Salih Mirza Beyoğlu olmasa bu sanat Allah'ı aramaktır sözünü berzah sırrını seyredip zevkine varmak yerine gerçekten biz, ben şahsım adına onda bir slogandan fazlasını göremez. İşte sadece bu örnek etrafında bile söyleyebiliriz ki Salih Mirza Beyoğlu Necip Fazıl'ın niçin sureti? Necip Fazıl da Salih Mirza Beyoğlu'nun nasıl sureti?
iki el ile yaratılan varlık ve büyüklüğü iddiada insansın. Birisini diğerinden kaçırmak, açık söylüyorum, birisini diğerinden kaçırmak bilerek veya bilmeyerek Büyük Doğu'yu iddiadan, iddiayı Büyük Doğu'dan, Necip Fazıl'ın Mirza Beyoğlu'ndan, Mirza Beyoğlu'nu Necip Fazıl'dan kaçırmak ve saklamak varlığa ihanettir. İnsana ihanettir. İki elle yaratılma sırrına ihanettir. İddiasız Büyük Doğuculuk olmaz. Albert Camus'un vazgeçilemeyen güzellik ve kopulamayan toplum arasında diye tarif ediyor diye sanatçının yetiştiği yeri. Çok değil, birkaç hafta önce tesadüf ettim. Gerçekten o da iyi bir tevazu oldu. Lamartine'in Balzac hakkında bir yazısını okurken bir ifadeye tesadüf ettim. Tarihçi var mı bilmiyorum aranızda. Biz ülkemizde genellikle Lamartine'i tarihçi olarak tanırız. Onun Türkiye tarihi vardır. Osmanlı'ya dair yazdı ki Batılılar yazınca biz bir şeye çok değer atfederiz ya. Hammer tarihiyle birlikte yabancılar yazdığı için ülkemizde en çok okunan iki tarihten birisidir. Ama Lamartine aslında romancı ve şairdir. Ne yazık ki dilimizde romanları çok az. Ben de doğru dürüst bulamadım ama birkaç şiirini çok iyi çevirmişler. Güzel çevirileri de var. Ahmet Hocam'dan da bekleriz çevirilerini bu arada. Bu Lamartine Balzac hakkında bir şeyler yazmış. Ki Lamartine edebiyatı romantik cephesindedir. Balzac tam zıttı bir taraftadır. Batılı böyle işte. Yani zıttı bile olsa onu takdir etmekten vazgeçmiyor. Yeri durmuyor. Biz Müslümanlar olarak asıl böyle olmamız gerekirken ne halde olduğumuzu siz takdir edersiniz. Mirza Beyoğlu etrafında olan suskunluğa bakarsanız zaten ne demek istediğimi anlarsınız. Balzac kısa boylu görülmüş, biraz şişman olduğu için aslında orta boyluymuş filan. Lamartine bundan bahsediyor. Çok güzel bir ifade kullanmış orada. Çok hoşuma gitti. Şöyle diyor. Boyu da düşünceleri gibi dalgalıydı diyor. Ve ekliyor. Bazen düşünce toplamak istiyormuş gibi eğiliyor. Bazen de düşüncesinin uçsuzluğunu sonsuzluğa kadar kovalamak istiyormuş gibi ayaklarının ucuna basarak yükseliyordu diyor. Bana direkt ideal aramayla toprağa bağlanma arasındaki berzatta kıvranan insan oldu. Necip Fazıl portresinde. Hak ile halk, yer ile gök arasındaki varoluş hakikatini arayan insanın tasviri gibi geldi diye not almışım okuduğum yere. Necip Fazıl'ın bir şiirinde göklerin bir sırrı var, onarıyor yollar demesi gibi. Derinliğine doğru fert ve genişliğine doğru toplum davası. Tasavvuf ve şeriat ne diyebiliriz? Şuurun biri ferde, biri topluma dönük iki ritmi olduğunu ve bu iki ritim arasında halden hale geçtiğimizi, biraz önce ben size göre toplum, kendime göre ferdim falan dedim ya, bize Mirza Beyoğlu öğretti ve bu sayede sanatın gayesinin gerçekte ne olması gerektiğinden bir işaret şahsen size bildi. Fert ve sanat kanadını takınan, fert ve toplum kanadını takınan bu sanat, kıymetini uçtuğu gayeden aldı arkadaş. Kanat gaye olamaz. Fert de, toplum da, cemiyet de ancak kanat olabilir. Bize kıymetimizi gayemiz verir. Ve Allah gayelerinde gayesidir. Mirza Beyoğlu sürekli bunun üzerinde durur. Okumayan arkadaşlar yeniden okumaya başlarsa veya ilk kez okumaya başlarsa bunun sanat vesilesiyle de, iktisat vesilesiyle de her şeyde bu derinliğine, fert ve genişliğine toplum davasının tezatsız bir bütün halinde ifade edildiğini görecek. Sadece sanatçı değil, Batı sadece sanatçı cephesinden görebilmiş bunu da, her fert ayrı ayrı kendi imkanını berzat sırrında yaşar. Bu noktada Necip Fazıl'ı da hatırlamadan geçmek mümkün değil. Ver cüceye, onun olsun şairlik. Şimdi gözüm büyük sanatkarlıkta diyor ya, biraz önce çile çalıyordu sanırsam. İşte onun sanatkarlığı budur. Necip Fazıl'ın sanatkarlığı. Bu insanoğlunun oluş ıstırabını hakikatin hakikatine nispetle heykelleştirmek. Bunun, bu işin nasıl görmüşüdür Necip Fazıl? Mirza Beyoğlu ise niçindir? Aslında çizdiği o portre kendi aynısı. B7'nin, B7 diyorum artık, ölüm odası B7 tefrikası başta izah ettim. Birkaç yıl önce yayınlanan tefrikalarından birisinde Kökler isimli kitabından bir iktibas yaptı Sayın Mirza Beyoğlu.
tasavvufla yakından ilgilenen arkadaşlar bu mevzuları hatırlayacak. Dedi ki, biri bana bir sır söyle demiş. Cevap, ben sana bir sır söyleyemem. Ben sırrı öyle birisine söylerim ki onu kendi benliğimde değil, kendimi onun benliğinde koyayım. Kendi sırrımı kendime söylemiş olur. Hani kim bu yüzü çizen sanatkar ressam geçip de aynaya soran olmaz mı diyor ya, aynaya sormak. Aynanın üzerindeyim. Hususun hikemde de ayna bahsi çok önemli yer tutar. Diyeceksiniz ki ayna biraz önceki veli menkıbesinin neresinde? Dikkat edin, kendini onun benliğinde görüyor. Ayna budur. Yani sana baktığında pürüzsüz bir şekilde kendi kendini görüyorsan sırrım sende açığa çıkar ve görülür. Füsus-ül Hikem'de ayna bahsini çok önemli bir yer tuttuğunu söylemiştim. Arabi Hazretleri bir fasılda alemi ve insanı hakkın bir aynası olarak tarif ederken bir başka fasılda sanırım Şit bahsiydi. Hakkı alem ve insan için bir ayna olarak. Şu sözde Mevlana Hazretleri'ne ait diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa düzelt. İnsan gözden ibarettir. Geri kalan cesettir. Göz ise ancak dostu görendir. Nefi ile ilgili Fuzuli ile devam edelim mi? Fuzuli Üstad Necip Fazıl çok sever. Mirza Beyoğlu da aynı şekilde. Hatta başta bahsettiğim Büyük Mustarifler isimli eserinde dört çift. Düşünce tarihine dair yazdığı eserden. Düşünce tarihine dair diyorum, düşünce tarihi demiyorum. Bizzat Mirza Beyoğlu tarihçiyle mütefekkirin farkına işaret eder. Mütefekkir yorumlar, Mirza Beyoğlu tarihi ben şuuru halinde bütün insan verimlerini kendi beyninde toplayarak çağın izahını ve kendi teklifini ortaya sunar. Basit bir kronolojik tarih değildir. O anlamda açıklama gereği hissettim. Divan Edebiyatı Mayıs'ın son cildinde Fuzuli için bizim en sevdiğimiz diye bir ifade kullanmış. Ve elbette onun su kasidesi şiirini hatırlarsınız ki bu mübarek Berat gecesinde de iyi oldu. Fuzuli orada Allah Resulü'nün olan aşkını anlatıyor. Bu muazzam kasidenin bir beytinde de gök kubbeyi ve gözünü aydınlaştırmış. Hatta gözünden akan yaşlarla yağmurun ilgisini kurduktan sonra tabiat ve insan arasındaki ayna vazifesinin muazzam kasidesi. Necip Fazıl'ın da suya dair bir beyti vardı ki Mirza Beyoğlu geçenlerde onu da iktibas etti. Su duadır, yakarış, ayna, berraklık, sahbet. Hani suda ayna kendimizi görüyoruz ya, belki de insan ayna icat etmenin ilhamını ilk sudan aldı. Bu noktada Necip Fazıl'ın gençlik şiirlerinden birisine de dikkat çekmek istiyorum. Siz benim yüzümsünüz. Eğilip aynaya baksam görünür mü yüzüm? Bir de Abdülhakim Arvasi Hazretleri için yazmış olduğu bir şiir vardı. Hatta bestelendi filan benim efendim diye. Sordum aynaya, hani ya kendim, benim efendim. Tilki günlüğünü biraz karıştırdığımızda da aynanın lisanına, yani ifadeye, yani insana çıkan karşılıklarını da buluruz ki hangisine el atsak sayfalar sürüyor. İşin özü şudur, fazla uzatmayacağım bu konuda. Mirza Beyoğlu'nun çizdiği Necip Fazıl portresi aslında kendi resmidir. O aynada dostun varlığında kendisini görmüş, kendisini manalandırmış. Nasıl ki Necip Fazıl Salih Mirza Beyoğlu'na 500 yıldır beklenen mütefekkir namzeti verken kendisini mütefekkir yetiştiren mütefekkir vasfının aynı olarak. Mirza Beyoğlu da çizdiği Necip Fazıl portresinde aslında kendi mana ve misyonunun niçin cephesini ifade etmiştir. Nasıl niçin? Biraz önce İmam Rabbani'nin Mektubat ve Muhittin Arabi'nin Füsus bahsinde söylediği karşılıklı aynalar. Hani halkadan pırıltılarda veliler ordusunda 333'te geçen veliye tevhidi soruyorlar. İki ayna bir elma diyor veli. Yani eşit açıyla karşılıklı olarak birbirine çevrilmiş iki ayna, ortada bir elma ve onun sonsuz görüntüsü. Tevhid budur, çoklukla birlik. Mirza Beyoğlu da bu menkıbeden mülhem çok güzel bir şiir yazmıştır. Bakın yine aynı yere döndük, gök ve toprak. Şiir şöyle, toprak diyor ki kalma, benden göğe hicret et, iki ayna, bir elma, gurbette bitmez gurbet. Bu veli menkıbesine nispet.
keyifli okuyabilirsiniz bu şeyi. Bundan 20 sene kadar evvel, kulaklarını çınlatayım, Mirza Beyoğlu'nun eserleriyle ilk tanıştığım yıllarda avukat Harun Gürsel ağabeyimizin iki günlüğüne pencere açmak için yazdığı bir broşür var. İlk okuduğum eserlerden birisiydi iki günlüğüne dair. Sonra da pek bir şey yazılmadı. Orada harika bir tespiti var. Tilki Günlüğü'nün ilk ciltlerinde Ufuk başlığıyla konuşan Necip Fazıl'ın suretiyken zaman devrettikçe Ufuk olarak yer yer Mirza Beyoğlu konuşmaya başlıyor. Son ciltlere dikkat edin. Çoğunda Mirza Beyoğlu'nu görürsünüz. Burada kısaca bir intibam anlatacağım. Aslında pek böyle anılar falan girmek istemem ama Mirza Beyoğlu bu dünya gözüyle ilk defa 1999'da cezaevi ziyaretlerini gördükten sonra ve 2000 yılın Ocak ayından sonra dünya gözüyle suretini görmek kısmet olmamıştı. 2012 yılında Bakırköy'de Ali Osman abinin de orada yanında bulunduğu bir duruşması vardı. 13 yıl sonra yeniden orada görebilmiştim. Görmek dediysem ayaküstü şöyle mahkeme kapısından birkaç saniye. İnanın o an iliklerime kadar titredim. Ve Harun şu resmi görmüş gibi oldum. Şu haliydi kumandan şu resmi görmüş gibi oldum. Ve o an yanımda bulunan arkadaşlarla da paylaştım. Ustadı görmüş gibi oldum. Uzamış bembeyaz sakalları ve alnındaki kırış kırış kikir çizgileri. Demek ki manadaki bu bütünleşme ve yer değiştirme surette de tecelli ediyor. Zaman döne döne son noktaya akıyordu. Sizi bütün bunların arasından bir başka yere, Necip Fazıl ve Salih Mirza Beyoğlu'nun İslam tasavvufu karşısında hesaba çektikleri Batı fikir ve sanat hayatından bir figüre götürmek istiyor. Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in Portresi isimli romanı. Var mı aranızda okuyanlar? Bizim hatun el kaldı. Gerçi bu roman başarılı bir roman değildir. Biden hikayeci tarafı ve parlak zekası evet çok zekice şeyler ilginç epikürce aforizmalar filan onu hala canlı tutuyor ve okunurluk kılıyor ama roman adını özellikle yarıdan sonra tam bir pembelişine hatta hikayeci Biden mükemmeliyetini bulamadı. Yani kızın intihar ettiği günün ertesinde tablonun çürümeye başladığını fark ettiği anda romanı kesseymiş kurtaracakmış. Öyle değil. Neyse. Roman okuyan az olduğu için üstünde durmayacağım. Romanın başında Dorian Gray'in portresini yapan ressamla romanın ikana kahramanından birisi olan ve Wilde'ı temsil ettiğini düşündüğü Lord'un bir konuşması var. Lord, ressamın portresini çok beğeniyor ve sergilenmesini istiyor. Ressam bir anda paniğe kapılır ve onu sergileme fikrine itiraz eder. Gerekçesi özetle şudur. Bu portrede ruhundaki sır var, ben var. Onu açığa çıkarmak istemiyorum. Hayır, bunu sergilemem. Ben senin resmini yapmışım oysa. Ben nerede olabilirim ki? Ya, sırrın şeytanı ise elbette onu açığa çıkmasını istemezsin ki. Zaten romanda onu okuyordu. Ayna söz konusu olunca herkes kendi dengini buluyor demek. Çünkü kendisini buluyor. Aslında burada hiç aktüel mevzulara girmek istemiyorum. Yani burada gerçekten kimseyi yargılamak için bulunmuyoruz. Keşfedilmesi gerekenin iddia ve Mirza Beyoğlu olduğunu. Biz çünkü başta dediğim gibi çağımızın imtihanlarımızdır. Bizim imtihanımızdır. Ama tam Necip Fazıl, yaşayan Necip Fazıl Mirza Beyoğlu bahsine denk geldi. Geçtiğimiz ay meclisimizde hem de adı Necip Fazıl'la karşı karşıya getirilerek Oscar Wilde'ın bahsi geçti. Hatırlıyor musunuz? Bir partinin kim olduğu önemli değil. Milletvekillerinden birisi Oscar Wilde'dan bir alıntı yaptı. Bir başka partinin vekilleri de tepki gösterdi. O kim ya? Biz öyle birisini hiç duymadık filan. Bir kısmı da dedi ki, niye gavurlardan alıntı yapıyorsun da Necip Fazıl'dan alıntı yapmıyorsun filan diye bağırdılar. Kimin hangi partiden olduğunun derdinde değilim gerçekten. Sadece bir anlayış problemine dikkat çekmek istiyorum. Yahu Necip Fazıl senin cahilliğinin maskesi mi? Kimse Necip Fazıl'ı kendi cehaletine maske olarak kullanmasın arkadaşlar. Sen Necip Fazıl okumuş olsaydın
zaten onun kitaplarında Oscar Wilde'ın adının defalarca geçmiş olduğunu görürdüm. Hatta daha o evrende başta bahsettiğim lise yıllarında İngilizce kanalıyla Garp Edebiyatı'yla temas kurdum. İngilizce aslından Shakespeare'i, Lord Byron'ı hatta Oscar Wilde okuyorum falan diyor ya. Hatta Burhan Toprak vesilesiyle Oscar Wilde'ın ben dehamı hayatıma verdim, eserime sadece istidadım kaldı sözü. Necip Fazıl okuyanlar bütün eserlerde bunu görecek. Sen babasının arkasına çocuk, saplanan çocuk gibi kendi cehaletine mask olarak Necip Fazıl'ı almışsın. Ya niye gavur Oscar Wilde'den bahsediyorsun? Necip Fazıl filan alıntı yapsana filan. Yahu bizzat görse Necip Fazıl seni zaten yüzüne. Necip Fazıl kimsenin cehaletinin maskesi değildir. Ve iddiasız Necip Fazıl, Necip Fazıl'ı kendi cehaletine maske kılmaktır. Bunu kimse unutmaz.